Merhaba, iyi haftalar, iyi günler. Orta Doğu'da yepyeni bir krizle başladık haftaya. Aslında işaretleri vardı. Mayıs ayı sonundan itibaren yaşanan bir kriz. Sonuçta Körfez ülkelerinden Katar, Suudi Arabistan'ın başını çektiği bir koalisyon tarafından dışlanıyor ve izole ediliyor. Suudi Arabistan'ın ardından Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Yemen, 5 ülke, Katar'la her türlü ilişkilerini iptal ettiler. Hava sahalarını, kara sahalarını, her şeyi kapattılar. Kendi vatandaşlarının Katar'ı bir an önce terk etmesini emrettiler diyelim. Çağrı yaptılar demeyelim, emrettiler. Ve Katarlıların da bu ülkelerden, kendi ülkelerinden bir an önce çıkmasını istediler. Bu çok önemli bir gelişme. Çünkü ekonomik boyutu, stratejik boyutu, politik boyutu çok önemli. Çünkü Körfez ülkeleri diye hepsi beraber anılırken, iç içe yaşarken bir anlamda, tabii Suudi Arabistan'ın liderliğinde yaşanıyordu. Ve buradan işlerinden birisini resmen dışlamaya çalışıyorlar. Çok hızlı bir şekilde gelişti, çok kısa süreler verildi ve Katar bir nevi Körfez'de izole ediliyor. Olayın çok farklı boyutları olduğu söyleniyor. Öncelikle olayın gerekçesine baktığımız zaman Mayıs ayı sonlarında Katar'ın resmi haber ajansında Katar emiri El Thani'ye ait olduğu iddia edilen bir şey yayınlandı ve Thani burada İran, Müslüman kardeşler ve Hamas gibi yapılara ve ülkelere sahip çıkıyordu. Ancak Katar yönetimi bunun hackerlar tarafından yerleştirildiğini, bunun doğru olmadığını söylediler. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nden FBI'yi yardımcı olması için, soruşturmaya yardımcı olması için çağırdılar. Ancak bu olayın ardından Katar hükümetinin gerçek olmadığını söylediği, bu olayın ardından Suudi Arabistan çok sert çıktı. Ardından demin söylediğimiz ülkeler de Katar'ı terörizmi desteklemekle suçlayarak ilişkilerini tamamen koparttılar. Şimdi 2014'te de bir tür Katar'a yönelik Körfez ülkelerinden bir çıkış olmuştu. O tarihte Mısır darbesine Katar alenen karşı çıkmıştı ve Müslüman kardeşleri desteklemişti. Bu nedenle Suudi Arabistan'ın yine başını çektiği bir hareketle Körfez ülkeleri büyükelçilerini Katar'dan çekmişlerdi. Ve bu 8-9 ay sürmüştü. Ama bu seferki olay büyükelçileri çekmenin çok ötesinde her türlü ekonomik ilişkinin askıya alınmasını kapsıyor. Mesela birbirlerine uçak kaldıramıyorlar artık. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'ın hava yolları Katar'la her türlü uçuşu iptal ettiklerini söylediler. Çok ciddi bir gelişme yaşanıyor. Peki bu nedir? İlk bakışta bakıldığında İran meselesi olduğu ileri sürülüyor. Çünkü Trump'ın en son Suudi Arabistan gezisinde iyice netleşen İran'ın çevrelenmesi ve İran'a karşı, İran'ın Şii yayılmacılığına karşı bir Sünni blok oluşturulması faaliyetlerinde Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri önemli bir yer işgal ediyorlardı. Ama buna Katar'ın o kadar gönüllü olmadığı söyleniyordu. Olayın bir boyutunun İran olduğunu düşünebiliriz. Ama tek başına İran olduğu söylenemez. Çünkü Katar'ın İran politikaları bu kadar açık, net bir şekilde İran savunuculuğu yapmıyor. İran savunuculuğu konusunda mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'la arası hiç de fena değil. Bir diğer Körfez ülkesi olan Umman var ki İran'la çok yakın ilişkileri var. Dolayısıyla İran bir faktör olmakla beraber esas faktör değil. Bir diğer faktör Müslüman kardeşler meselesi. Mısır'da Müslüman kardeşlere hala sahip çıkıyor Katar. Sahip çıkan ender ülkelerden birisi. Zaten bu Suudi Arabistan'ın hemen ardından Mısır'da Katar'la ilişkilerini kesmesi de bunu gösteriyor. Müslüman kardeşler sadece bir Mısır olayı değil, aslında Körfez ülkelerinin hepsinde bir tür uzantısı olan bir yapı. Benzer yaklaşımlara sahip olan bir yapı. Dolayısıyla Müslüman kardeşlerin bu kadar zor durumdayken, yani özellikle Mısır'da
esas merkezi olan Mısır'da bu kadar zor durumdayken Katar'ın ona bir el uzatmasından rahatsız oldukları biliniyordu. Dolayısıyla bir faktör olarak da bunu eklemek pekala mümkün. Bir diğer faktör, Müslüman kardeşler kökenli olan Filistin'de Hamas'a verilen Katar desteği. Tabii ki bu da bir rol oynuyor. Özellikle İran'a karşı çevreleme olayında Suudi Arabistan'ın içinde olduğu, Amerika Birleşik Devletleri ile beraber içinde olduğu anlaşılan çevreleme olayının bir ayağında da İsrail'in olacağını düşündüğümüzde Hamas olayı da bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer faktör tabii ki El-Kaide ve IŞİD'e Katar'ın destek verdiği iddiaları ki bu çok yüksek sesle dile getirilmiyor. Özellikle Suriye'de bu tür yapılara Katar'ın destek verdiği iddiası hafiften dile getiriliyor ama eğer burada Katar suçlanacak olursa net bir şekilde buradan Katar'la beraber Suriye'de birlikte hareket eden Suudi Arabistan gibi, Birleşik Arap Emirlikleri ve hatta Türkiye gibi ülkelerin de benzer suçlamalara maruz kalabilme ihtimali var. Dolayısıyla bu çok yüksek sesle dile getirilmiyor ama Katar'a yönelik yapılan yaptırımlarda, alınan tavırlardaki açıklamalarda terörizme destek verme iddiası çok ciddi bir şekilde önümüzde. Terörizm deyince de akla tabii ki Müslüman kardeşler pek gelmiyor. İlk akla gelen terörizm dendiğinde ilk akla gelen El-Kaide ve IŞİD tabii ki ama bu tür bir isimlendirme en azından şimdilik yok. Şimdi olayın içinde bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğunu kesinlikle varsayabiliriz. Zaten Trump'ın gezisinin hemen ardından bunlar yaşandı. Bir Amerika bağı kesinlikle muhakkak vardır, Amerika'nın bilgisi vardır. Ancak bugün Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Avustralya'da yaptığı açıklamada bundan rahatsız olduklarını, Körfez ülkelerinin aralarındaki sorunlarını bir an önce çözmelerini istediklerini söyledi ve bunun ABD'nin çıkarlarına aykırı bir durum olduğunu net bir şekilde ifade etti. Yani bu şey olabilir tabii ki, yani aslında dahilleri vardır ama resmi açıklama böyle olabilir. Ama bir takım detaylara baktığımızda mesela New York Times bugün bunun detaylarını çok ciddi bir şekilde vermiş. Şu anda IŞİD'e karşı mücadelenin, Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki uluslararası koalisyonun IŞİD'e karşı mücadelesinde Körfez ülkelerinin her birinin ayrı ayrı önemi var. Mesela Katar'daki El Udeyd üssü çok ciddi bir şekilde Amerikan uçakları tarafından kullanılıyor. Afganistan ve Orta Doğu'daki operasyonları yürüten Amerikan Merkez Komutanlığı'nın ileri karargahları Katar'da. Ama buna ek olarak Bahreyn'de ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de Amerikalılar üsleri çok ciddi bir şekilde kullanıyorlar. Yani bütün Körfez ülkeleri aslında IŞİD'e karşı mücadelede uluslararası koalisyonda önemli bir rol oynuyor. New York Times orada çok ilginç bir noktanın altını çizmiş. O da şu, operasyonun merkezi komutanlıkları Katar'da. Ama Suudi Arabistan ve diğer ülkeler Katar'la her türlü seyahati yasaklama yoluna gittiler. Yani karadan, havadan her türlü bağı kopartma yoluna gittiler. Bu koordinasyonun nasıl sağlanacağının soru işareti olduğunu söylüyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin yürüttüğü IŞİD'e karşı mücadelede mücadelesini güçlü bir şekilde yürütebilmesi için Körfez ülkelerinin her biriyle iyi ilişki içerisinde olması ve bu ülkeler arasında da bir koordinasyon olması gerekiyor. Şu anda o koordinasyon ciddi bir şekilde sekteye uğramış durumda. Olayın çok ciddi bir ekonomik boyutu da var. Demin söyledim, uçuş şirketleri, hava yolları şirketleri uçuşları iptal ettiler. Bu ülkelerde çok ciddi haplar var. Dünya uçuş trafiğinde etkili olan yerler var. Ve dolayısıyla birbirleriyle bu şekilde husumet içerisine girmeleri her tarafı ciddi bir şekilde etkileyecek durumda. Ve Suudi Arabistan ilginç bir şekilde tüm dost ülke ve şirketlere Katar'la ilişkilerini kesme çağrısı yaptı.
sadece ülkelere değil şirketlere de yaptı. Bunun anlamı da şu, çok sayıda çok uluslu şirket hem Suudi Arabistan'da hem diğer Körfez ülkelerinde, tabii bu arada Katar'da da faaliyet yürütüyor. Yarın öbür gün Suudi Arabistan bir takım şirketlere Katar faaliyetlerini durdurmadıkları için ambargo uygulayabilir. Olayın böyle bir ciddi bir boyutu da var. Çok sert yaşanıyor. 2014'teki yaşanan olay da önemliydi, büyükelçi çekme olayı, ama bu çok daha sert. Peki bütün bu faktörler bir yana, esas olarak burada ne oluyor? Benim gördüğüm, bir takım uzmanlarla yayından önce de konuştum, bayağı bir yabancı medyada özellikle bakındım ve öteden beri bildiğim şöyle bir şey var. Katar, Körfez'de Suudi Arabistan'ın tekeline tehdit edebilecek belki de tek güç. Öteden beri Katar'da bir farklı bir yaklaşım vardı. Tırnak içinde söylüyorum, daha liberal bir yaklaşım. Yabancı kuruluşlara, basın kuruluşlarına kapısını aralayan bir ülke. Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri kadar katı olmayan, daha yumuşak bir emirlik. Ve tabii en önemlisi El Cezire gibi dünya çapında etkili olan bir medya kuruluşu var. Bu El Cezire'nin etkisi tahminlerin çok ötesinde. Türkiye'deki El Cezire bir fiyaskoyla sonuçlanmış olabilir. Ama dünya çapında El Cezire çok önemli bir rol oynuyor. Özellikle Arap ülkelerinde ayrıca bir rol oynuyor. Nitekim Katar'a yönelik olan uygulamaların ilk adımları olarak dünyanın değişik yerlerinde, Arap ülkelerinde ilk olarak El Cezire bürolarının kapatılması ve El Cezire'ye çalışan gazetecilerin gözaltına alınması ya da sınır dışı edilmesi gibi olaylar. El Cezire şu anda Katar'ın elinde, çok iyi bir yatırım olduğu ortaya çıktı. Katar'ın soft power diye adlandırılabilecek yumuşak gücünün, yani petrol ve doğalgaz gelirlerinin çok ötesinde Arap dünyasında Katar yönetimine küresel anlamda belli bir güç verdi. Ve bunu hiç yabana atmamak lazım. Suudi Arabistan'ın böyle bir gücü yok. Kurmaya çalıştığı bir takım yayın organları, televizyonlar vesaire var ama hiçbirisi El Cezire'nin etkisini hiçbir şekilde yaratamıyor. Sonuç olarak Katar, Suudi Arabistan'ın liderliğini, tartışmasız liderliğini tehdit eden tek güç ve özellikle şimdi kritik bir aşamaya gelmiş olan İran'la karşı, İran'ın çevrelenmesi, hatta belki İran'la çatışma, ki Yemen'de bir ölçüde bu yaşanıyor, Suriye'de bir ölçüde bu yaşandı. Böyle bir aşamada Katar'ın aradan çıkartılması isteniyor. Aslında Katar'ın aradan çıkartılmasından çok benim gördüğüm kadarıyla Katar'a diz çöktürmek istiyorlar. Yani Suudi Arabistan'ın liderliğini ve talimatlarını tartışmasız bir şekilde kabul edecek bir güç olmasını istiyorlar. Körfez ülkeleri Katar'ın varlığıyla bir bütünlük arz etmemeye başladı ve Suudi Arabistan bunu kendine, özellikle yeni kralla beraber, ciddi bir tehdit olarak görüyor. Amerika Birleşik Devletleri bu olayın neresinde? Kesinlikle birçok yerindedir. Çünkü Trump'ın Suudi Arabistan gezisinin öncesinde çok üst düzeyde Washington'da hem Birleşik Arap Emirlikleri'nden hem de Suudi Arabistan'dan ziyaretler oldu, temaslar oldu. Ardından Riyad'da Suudi Arabistan'a Trump'ın gezisi oldu ve burada çok açık, net mesajlar verildi. Ve Trump'ın böyle bir gelişmeden herhalde bir şekilde haberi vardır ve haberinin dışında da belli bir şekilde onayı da vardır. Nereye kadar vardır? Çok kestirmek mümkün olmayabilir. Bir diğer husus tabii şu, Amerika Birleşik Devletleri'nde çok net bir şekilde gözüküyor ki bir yanda Trump, bir yanda Amerika Birleşik Devletleri'nin müesses nizamı ya da İngilizce deyimiyle establishment'ı var. Yani Trump birçok konuda establishment'a rağmen, müesses nizama rağmen adımlar atabiliyor. Bunların bazılarını sonuna kadar sürdürürken bazılarını sürdüremiyor. En son iklim anlaşmasına çekilmeyi müesses nizama rağmen gerçekleştirdi. Şu haliyle Katar'ın bu şekilde Körfez ülkeleri tarafından izole edilmesi stratejisinin Amerika'daki müesses nizamı çok takdir edeceği, onay vereceği bir şey olduğunu açıkçası sanmıyorum. Ama burada
Muhtemelen Suudi Arabistan ve diğer ona destek veren ülkeler bir şekilde Trump'ın bir şekilde bilgisi dahilinde bunu yapıyorlar demektir. Peki buradan Türkiye'ye gelecek olursak, Türkiye ne yapacak? Türkiye'nin işinin çok zor olacağını tahmin edebiliriz. Çünkü demin bahsettiğim Suudi Arabistan'ın bütün dost ülke ve şirketlere çağrı yapmış olduğunu biliyoruz. Türkiye'de çok ciddi bir şekilde Katar varlığı var, Katar yatırımları var. Türkiye'nin dört bir tarafında çok büyük şirketler Katarlılara satılıyor, devrediliyor vesaire. Öte yandan da Türkiye'nin çok ciddi bir şekilde Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleriyle ilişkileri var. Bunların hepsini beraber sürdürmek istiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Böyle bir ya bizi ya onu dayatmasını istemeyecektir. Ama bu krizin gidişatına göre bu dayatmayı Suudi Arabistan ciddi bir şekilde yapacaktır. Bugün başladı yapmaya, daha sonra krizin gidişatına göre bunun tonu değişecektir ve tek tek bir takım ülkelere bunun çağrısını yapacaktır ve bunlardan birisi de herhalde Türkiye olacaktır. Çünkü Türkiye gerçekten Katar yönetimi için önemli bir partner durumunda. Her şey bir yana stratejik partnerliğin dışında ekonomik anlamda çok önemli bir partner durumda ve bunu da Suudi Arabistan'ı ve ona destek veren diğer ülkeleri rahatsız edeceğini tahmin edebiliriz. Türkiye'nin şu anda yapabileceği şey bu sorunun bir an önce daha fazla büyümeden kapanması ve anlaşmaya varılması olacaktır. Aksi takdirde Türkiye seçim yapmak zorunda kalacak ve seçim yaparken de muhtemelen, tabii bunu %100 söylemek mümkün değil ama muhtemelen Suudi Arabistan yanında seçim yapmak durumunda kalacaktır. Çünkü baktığımız zaman Katar'ın gücü diğerlerinin toplam gücüyle kıyaslanamaz şekilde az. Yani Katar'ın bir soft power'ı var, tamam, El Cezire vesaire diğer yaptığı, attığı adımlarla, yatırımlarla yarattığı ama bir Suudi Arabistan'la tabii ki kıyaslamak mümkün değil. Ama Türkiye'nin bunu olabildiğince geciktirmek isteyeceği, böyle bir karar vermek zorunda kalmamak için elinden geleni yapacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama belli bir aşamadan sonra Türkiye bir karar vermek zorunda kalabilir. Türkiye derken esas olarak da tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastediyorum. Ve safların netleştiği bir yerde Suudi Arabistan'ın hemen yanında Mısır olduğunu bildiğimizde iş biraz daha çetrefilleşiyor. Çünkü biliyoruz ki şu anda Mısır'daki Sisi yönetimine en mesafeli ülkelerden birisi Katar'sa bir diğeri Türkiye. Dolayısıyla Türkiye Suudi Arabistan'ı seçmek durumunda kalırsa, böyle bir mecburiyette kalırsa ve seçerse dolayısıyla Mısır'la da çok daha fazla yakınlaşmış olacak. Bunun bir takım ideolojik politik sonuçları da olacaktır. Gerçekten çok ilginç şeyler yaşanıyor. Çok hızlı gelişti. Çok hızlı gelişti. Daha da hızlanacağı benziyor. Amerika Birleşik Devletleri eğer Rex Tillerson'ın dediği gibi gerçekten bundan çok ciddi bir şekilde rahatsızsa herhalde onlar bir arabuluculuk yapmak isteyecektir. Ama demin sözünü ettiğim gibi Suudi Arabistan tam Trump gezisinin hemen ardından böyle bir şeyi startını verdiğine göre bu Amerikalıların da çok da fazla rahatsız oldukları bir olay olmayabilir. Sonuçta Katar'ı zor günler beklediği muhakkak ama Katar'ın zorda kalacak olması Suudi Arabistan ve diğer ülkelerin çok rahat olacağı anlamına gelmiyor. Katar'ın zorlanması Katar'la yakın duran bütün yapıları, bütün kurumları, örneğin önümüzde Dünya Kupası var, Katar'da yapılması beklenen Dünya Kupası, o ne olacak? Yani bu gidişle Katar'da Dünya Kupası falan yani şu haliyle yapılacak gibi gözükmüyor. Çünkü Katar sanki böyle bir terörist devletmiş gibi ki iddia zaten teröre destek vermek, birçok komşusu yanı başındaki ülkeler tarafından enterne edilmek, izole edilmek isteniyor. Gerçekten çok garip, ilginç ve tabii ki çok stratejik nedenleri olan ve bizi çok yakından ilgilendiren
bir durum söz konusu. Bunun sadece Körfez ülkelerini ilgilendirmediği çok açık. Olayın çok ciddi bir bölümü Yemen'i ve Yemen'de yaşanan iç savaşı ilgilendiriyor. Olay bir şekilde Filistin meselesini ilgilendiriyor. Olay Mısır'ı kesin ilgilendiriyor. Olay tabii ki Suriye'yi ilgilendiriyor. Tüm bölgeyi etkileyebilecek, etkileyen daha doğrusu etkileyebilecek değil, şimdiden etkilemeye başlayan bir olayla karşı karşıyayız. Bunu yakından izlemeye devam edeceğiz. Her an her şeyin olabildiği bir coğrafyada yaşamak böyle bir şey. En yakında bildiğimiz çok basit, Körfez ülkeleri der geçerdik. Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri der geçerdik. Halbuki aralarında çok ciddi farklılıklar olabiliyor ve bunlar da bir nevi şu anda gördüğümüz gibi bir tek silahların kullanılmadığı ama silah dışında her türlü aracın kullanıldığı bir savaşı şu anda Körfez bölgesinde yaşıyoruz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.